Abi, Ali Rıza Bey geldi. Alır mısın? Teşekkür ederim. Bu akşam bir davet verilecek. Bu davetin iki anlamı var. Birincisi, dimdik ayakta durduğumuzu ve düşmanımızı yok ettiğimizi herkese duyurmak. İkincisi, sana verdiğimiz makamı bütün aleme ilan etmek. Bu akşamdan itibaren sen artık bizi temsil edeceksin. Ve bundan böyle atacağın her adımda bu sorumluluk duygusuyla hareket edeceğine inancım tam. Özel hayatım dışında atacağım her adımda bu sorumlulukla hareket edeceğime emin olabilirsiniz. Senin artık bir özelin yok. Sen artık tek başına bir adam, bir şahıs değilsin. Biz uluslararası büyük ticareti yürütürken sen bizim yerimize aleme çeki düzen vereceksin. Sokaklarda başı bozukluk olursa, gruplar arasında çatışma çıkarsa, dengeler değişir, kan gövdeyi götürürse bu dikkat çeker. Emniyet operasyonlara başlar ve bizim ticaretimiz zora girer. Senin vazifen sokaklarda bizim tahsis etmiş olduğumuz düzenin hakim kalmasını sağlaman. Bizim için çalışan kim varsa başı dara düştüğünde yardım edeceksin. Bize baş kaldırmaya cüret edenin de başını koparacaksın. Teyzem biraz olsun rahatladı. Sen nasılsın? Daha iyi misin? Sen nasıl böyle bir şey yapabildin Halide? Burak nasıl böyle bir vaatte bulunabilirsin? Derya, insan sevdiği için her şeyi göze alır. Burak sana istediğini verse ona evet diyecektin, öyle mi? Derya, öyle bir şey yok. Ama benim düştüğüm gibi bir çaresizliğe düşersen, onsuz yaşayamayacağını düşündüğün insan için her şeyi göze alırsın. Sen kendi sevdiğin adamın hayatı için Burak'ı tehlikeye attığının farkında mısın? Ali Rıza senin hayatını kurtardı. Biz burada böyle rahat rahat konuşabiliyorsak, önce babamı, sonra da seni kendi hayatını hiçe sayarak kurtardığı için. Artık Burak'tan uzak durmanı istiyorum. O konuda endişelenmene gerek yok. Sen Burak'ı uzak tut yeter. Merak etme, ben artık bundan sonra hep Burak'ın yanında olacağım. Artık ne ona yanlış yapılmasına ne de onun yanlış yapmasına izin vermem. İyi. Acele etme Onur. Aslı, gel al kızım çantayı. Dur oğlum. Oğlum dikkat yavaş. Et, yavaş. Yatsana bana, gel. Gel gel, börek yaptım sana. Anneminki gibi olmaz ama hastane yemeğinden iyidir. Oo, enişte yaşadık vallahi, yürü hadi. Ya. Dur, yatsana bana, dur. Yavaş, dikişlerin açılacak. Dikkat et biraz. Ya iyiyim ben, iş yok dikkat ya. Dikkat et, gel. Oğlum, sen gelmiyor musun? Biraz işim var, halledeyim, geleceğim anne. Ali Rıza.
Kendine dikkat et oğlum. Geçmiş olsun. Çabuk çıkmışsın, biraz daha kalsaydın hastanede. Oğlum ben Mert kadar genç değilim ama senin zannettiğin kadar da yaşlı değilim. Ay. Atlattık işte. İtiraf et. Olanları duyduktan sonra yerinde duramadın değil mi? İlk tuğlayı duvardan çektik. Kimseye zarar vermeden Burak'ı devirmen az şey değil. İki kurşunla çözdük meseleyi diyorsun yani. Çatışmada kurşun sayılmaz Ali Rıza. Esas bundan sonra başlayacak kurşun yağmuru. Bu geceki davet çok önemli. Yeraltı dünyasının anahtarını sana verecekler. O dünyanın cazibesine kapılmamak zordur. Ben o dünyanın altını üstüne getireceğim. Hiçbir şeyin cazibesine kapılmam, merak etme. Senin ne kadar kararlı olduğunu biliyorum. Ama boşuna yeraltı demiyorlar. Karşına ne çıkacağını bilmiyorsun. Karanlık olduğu kadar parıltılı, ışıltılı da bir dünya. Güç, zenginlik, kadın. Şimdi bir zaafını açık ettin. Bütün düşmanların öğrenecek açığı. Haydi artık benim zaafım değil. Güç verenim. Oğlum, bak bana ilk geldiğinde aklında bir tek şey vardı, intikamım. Şimdi iki oldu. Bir noktadan sonra bu girdiğin yol sana ikisinden birini tercih etmeyi dayatacak. Seni şimdiden uyarıyorum. Başına gelecekleri bil. İkisinden de vazgeçmem. Bu saatten sonra kimse bana tercih dayatamaz. Artık tercihleri ben belirleyeceğim. Ahmet'le Erol'u göremedim. Çağırmadınız mı Rıfkı? Çağırdık Şeyh Muz Bey. Herhalde bir işleri çıktı, yetişemediler. Mazeret bildirmediler mi? Henüz değil. Ne demek yetişemediler? Besbelli gelmemişler işte. Demek ki bundan böyle kendilerini bizim yanımıza görmek istemiyorlar. Rıfkı tam anlatamamıştır. Ben bu gecenin önemini anlatırım, anlarlar. Merak etmeyin. Değerli konuklar, müsaadenizle. Bu gece burada toplanmamızın nedenini sizlere izah etmek istiyorum. Lütfen. Ali Rıza Altay, bundan böyle ailemizin kılıcıdır. Bu kalem artık senin kalemin Ali Rıza. Bu kalemle kimin üzerine çizersen o kişinin artık hayatı bitmiştir. Kimin ismini yazarsan, o kişi bir ömür boyu bizim korumamız altında olur.
Bu tesbih taştan yapıldı. Taş kayadan oyuldu. Bundan böyle Haşmet Gürkan kaya gibi arkandadır. Düşmanlarının başını ezer, dostlarına sığınak, siper olur. Rıza, bu saatin benim için manevi değeri büyüktür. Bu saat yanında olduğu müddetçe dar zamanın olmaz. İstediğin zaman, istediğin an 24 saat. Şeyh Muz Atmaca'nın gücü yanındadır. Muzarlar cebinde olduğu sürece delikanlı, hangi masaya oturursan otur, hiçbir zaman kaybetmezsin. Kime zar atarsan at, kazanan hep sen olursun. Bu yüzük alınıp satılamayacak kadar değerlidir. Bu yüzük parmağında olduğu sürece herkesi satın alacak kadar paran, her şeyi getirecek kadar gücün var demektir. Kadehlerimizi Ali Rıza Altay'ın şerefine kaldırıyorum. Kızgın mısın? Şaşkın. Sen bir yola girdin. Benden anlayış bekledin. Ben seni vazgeçirmeye çalıştım. Sen vazgeçmeyince seni anlamaya çalıştım. Ama Rıza, ben şu noktada ne düşüneceğimi bilmiyorum. Endişelenecek bir şey yok Halide. Ben değişmedim. Aynı Ali Rıza'yı. Bu geceden sonra her şey değişecek. Artık istesen de vazgeçemezsin. Benim vazgeçemeyeceğim sensin. Boya aldım. İstediğin maviden. Buradan çıkınca gidip biraz boya yapalım, ister misin? Hani bugün annen Ali Rıza ne kadar meşgul olursa olsun bizi ihmal etmez demişti ya. Artık senin bize zaman ayırabileceğini zannetmiyorum Ali Rıza. Sarı.
Ben bile sinirleniyorum. Sen nasıl böyle sakin kalabiliyorsun? Birazdan da benim şovum başlayacak. Bakalım onlar o zaman benim kadar sakin kalabilecekler mi? Tribünlerle dolu. Haydi toplanın. Masada yabancı biri yok gördüğün gibi. Benim tırlardan birinde bir sorun var. Bunu şöyle kendi aramızda mı bir konuşsak? Şeyhimiz, buradan ayrılırsak bu geceyi tertip etmiş olmamızın hiçbir anlamı kalmaz. Fuat haklı. Bas tut kendini. Çıkar yukarıda konuşuruz birazdan. Yeni başlangıçları her zaman severim. Bundan sonra herkes çok farklı bir Burak görecek. Tekrardan iyi akşamlar. Sizleri uzun bir aradan sonra böyle mutlu görmek çok güzeldi. Arda iyi iş başarmış. Burak, dostlarım bu gece sana yeteri kadar tahammül gösterdi. Beni daha fazla zorlama. Neden Fuat Bey? Neden dert edindiniz? Halbuki sizin yanınızda bütün sorunları çözebilecek bir silah var. İyi akşamlar. Gel ben seni geçireyim. Bak, protokol de biliyor. Akşamlar Sabri Başkan. Gözün arkada kalmasın. Sen hiç merak etme. Benim kafam rahat. Benim yerime senden daha iyisini bulamazlardı. O yüzden hiç gözüm arkamda değil. Ama benim gözüm senin üzerinde. Önüne, arkana, adamlarına, adımlarına dikkat et. Zararımız ne kadar peki? Bir tırmalım gitti. Ama bu zarar öyle parayla pulla ölçülecek bir zarar değil. İtibarım söz konusu. Sadece senin itibarın değil. Şeyhimiz Bey, hepimizin itibarı söz konusu. Cabir'in bizi zafiyete uğrattığını düşünenler kafa kaldırmaya başladılar bile.
Kafa kaldıranlar varsa müsaade edin gereğini yapayım. Davete icabet etmeyenlerden başla önce sorgulamaya. Gelenleri de es geçme tabii. Her şey iyi güzel. Konuşup hallediyoruz ama gelenlerden biri de Burak'tı. Bize kinlenmesi için pek çok sebebi var. Görmediniz mi? Şeyh Musa'ya haber geldikten sonra masaya gelip imalı imalı konuştu. Saldırıların arkasında o olamaz mı? Saldırıyı kim yapmış olursa olsun, arkasında kim olursa olsun, ortaya çıkarıp gereğini yapacağına dair benim Ali Rıza'ya güvenim tam. Eğer bu işin içinde Burak varsa bile, bunu en son görmezden gelecek kişi hepinizin çok iyi bildiği gibi Ali Rıza'dır. Herkes için uygunsa ilk vazifesi hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.